Merhaba arkadaşlar, Kit Akademi'ye hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey güzel gidiyordur. Umarım çalışmalarınız da son hızıyla devam ediyordur. Şimdi dersimizde conjunctions'larla devam edeceğiz. Devam edeceğiz diyorum çünkü daha evvel biz her iki kurda da farklı conjunctions'lar görmüştük. Şimdi bir kıt daha ilerleyeceğiz. Conjunctions neydi bu arada? Bağlaç demekti. Neden kullanmamız gerekiyordu conjunctions'ları? Çünkü iki fikirden bahsederken bunlar arasında zıtlık mı var, paralellik mi var ya da nasıl bir ilişki varsa bunu anlatmamıza yarıyordu. Ve dolayısıyla conjunctions kullanmadığımızda böyle bir cümle bir garip kulağa gelebiliyor ya da anlayamıyoruz karşı tarafın ne anlatmak istediğini. Fikirler kafamızda böyle birleşik bir şekilde duramıyor. Yazıda da olsa, konuşmada da olsa. Conjunctions'lar bizim için çok çok önemli. Yazı dilinde bir tık daha önemli tabii ki. Özellikle essay tarzı yazılar yazdığımız zaman. Şimdi bu dersimizde anlatacağım conjunctions'lardan ilki though, although, even though. Bunların üçü de aynı anlama geliyor arkadaşlar. Though, bir kez daha okuyayım. Birazcık okunuşu zor. Though, although, even though. Bunların hepsi de rağmen demek arkadaşlar. Yani bahsedeceğim iki fikir arasında paralellik mi olmalı, zıtlık mı? Zıtlık olması lazım. Şimdi örneğimize bakalım. Although he did his best to pass driving test, he failed. Yani direksiyon sınavını geçmek için elinden geleni yapmasına rağmen bu do my best. Daha doğrusu şöyle deriz buna. Do one's best. İnsanın elinden gelenin en iyisini yapması demek oluyor. Buraya pozitif adjective getireceksiniz. O elinden geleni yaptı ve kaldı. Burada bir zıtlık var değil mi? Rağmen kaldı. Bir diğer örnek. Even though he makes a lot of money, he avoids spending it. Çok fazla para kazanıyor olmasına rağmen harcamaktan kaçınıyor. Burada da yine bir zıtlık var. Çok parası var ama harcamak istemiyor. Burada bir zıtlık var. Dolayısıyla though, although, even though, rağmen demek. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Although yapısının arkasından biz ne kullandık? Gördüğünüz gibi cümle kullandık arkadaşlar. He did his best dedik. Burası bir cümle. Diğer tarafta bir cümle. Cümle. Burası da bir cümle. O zaman şöyle diyeceğiz değil mi? Although, even though ve though artı cümle yazacağız. Sonra öbür tarafta yine cümle olacak. Bu şekilde yapmadığımızda eksik kalıyor arkadaşlar. Yani şöyle desem, although he did his best to pass driving test. Bu kendi başına cümle olamıyor. Aslında he did his best to pass driving test bir cümle olmasına rağmen. Although geldiği zaman cümle olamıyor. Devam ettirmek gerekiyor. Çünkü bu tarz hataları çok sık görüyorum. O yüzden çok önemli. Although'dan sonra cümle geliyor arkadaşlar. Şimdi neden bunu anlattığımı özellikle biraz daha iyi anlayacaksınız. Bir de despite ve in spite of var. Bunlar da zıtlık bildiriyor. Aksine demek oluyor. Şimdi farkı siz gözlemlemeye çalışın. Despite my anger, I managed to stay calm. Öfkeme rağmen I managed to stay calm ne demek? Sakin kalmayı başardım. Şimdi burada yine bir zıtlık var gördüğünüz gibi. Yine buna da rağmen diyebilir miyiz? Rağmen. Yani öfkeme rağmen sakin kaldım. Yani öfkeliydim ama sakin kaldım. In spite of his stupid comments, nobody criticized him. Yani aptalca yorumlarına rağmen hiç kimse
onu eleştirmedi. Yani adam çok garip garip yorumlar yaptı ama kimse onu eleştirmedi demek. Peki o zaman although, though ve even though ile despite ve in spite of'un farkı ne? Gördüğünüz gibi bunların arkasından ne gelmedi? Cümle gelmedi. In spite of my anger dedim. Despite my anger dedim. In spite of his stupid comments dedim. Ama although da ne diyordum? Although cümle. Sonra tekrar cümle yapıyordum. Bu çok 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 önemli bir fark arkadaşlar. Özellikle de YDS gibi ya da işte YDT gibi böyle yazılı sınavlar için çalışıyorsanız bunları çok çok iyi bilmeniz gerekiyor. O zaman although, though, even though'la bunların farkı budur. Peki ben bu cümleyi bir de although ile yazmak istiyorum. Ya da though ya da even though hiç fark etmez. Yazalım. Yani despite my anger ile başlayan cümleyi. Şimdi although diyorum ya arkadaşlar. Arkasından cümle gelmesi lazım. Bunu nasıl cümleye çevirebilirim? Although I was angry. Cümle yaptım sadece. Öfkeme rağmen demedim de kızgın olmama rağmen dedim. Sonra devamı aynı şekilde I managed to stay calm şeklinde kalabilir. Aynı şekilde in spite of'u yazalım. Ona da yine even though diyelim bu sefer. Yine cümleye dönüştürmem lazım. He made stupid comments diyeyim. Yine cümle haline getirdim. Ve bu şekilde devam edebiliyorum. Nobody criticized him. Yani burada ne dedim? Aptalca yorumlar yapmasına rağmen dedim. Bu şekilde çevirebiliriz cümleyi. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi despite ve in spite of'un arkasından cümle gelmiyor arkadaşlar. Ama şu şekilde yaparsam cümle gelebilir. Yani despite değil de ya da in spite of değil de despite the fact that yazarsam. Yani the fact that'i getirirsem bu sefer de cümle şeklinde devam edebilirim. Despite the fact that I was angry şeklinde devam edebilir. Ya da in spite of the fact that. Bu the fact that geldiğinde o zaman cümle yazabiliyorum. Ama kendi başına despite ve in spite of arkasından cümle kesinlikle kullanılmıyor. Evet. Devam edelim. Bir diğer bağlaç. Since. Şimdi since'i siz bir yerden hatırlıyor olmanız lazım. Hatırlayın. Nereden hatırlıyorsunuz? Present perfect tense'ten hatırlıyorsunuz. Ne demekti? Den beri demekti. Ben gerçi orada da kısaca söylemiştim diye hatırlıyorum. Since'in yalnız buradaki anlamının onunla bir ilgisi yok. Buradaki anlamı ne demek arkadaşlar? Çünkü demek. Yani because. Çok çok önemli. Peki ben nereden anlayacağım hocam? Since burada den beri mi demek yoksa because mu demek? Tabii ki de cümleden anlayacağız. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bakalım burada. Since I gained a lot of weight, I decided to go on a diet. Yani çok kilo aldığım için diyet yapmaya karar verdim. Yani since'in buradaki anlamının den beri olmasının imkanı yok. İkincisi de öyle olsaydı zaten bir yerlerde present perfect tense görmemiz gerekiyordu. O da yok gördüğünüz gibi. O şekilde anlayabiliriz. O zaman since ne demek? Because. Tam tersi de olabilir. I decided to go on a diet since I gained a lot of weight de diyebilirsiniz. Problem yok. Until var. Until e kadar demek. I won't say anything until he confesses it. O itiraf edene kadar hiçbir şey söylemeyeceğim diyor. Until e kadar. So that çok önemli bir bağlaç. Böylelikle demek. Böylelikle. Bir de so vardı hatırlarsanız. O neydi? Bu yüzden. Hatırlayalım. Öyle bir cümle kuralım. I had exams yesterday. So I didn't go out. İşte I stayed at home gibi.
Sınavım vardı bu yüzden dışarı çıkmadım. So that's böylelikle. He took his umbrella with him. Şemsiyesini yanına aldı. So that he wouldn't get wet. Böylelikle ıslanmayacaktı şeklinde yazabiliriz. Şimdi tekrardan hatırlayalım ve yanlarına yazalım. Since ne demekti? Çünkü because. Until e kadar. So that. Böylelikle. Evet arkadaşlar, tekrardan bu derste öğrendiğimiz bağlaçları hızlı bir şekilde bakalım. Though, although, even though. Bunların hepsi rağmen demek. Arkalarından ne gelmesi gerekiyor? Cümle. Despite, in spite of. Bunlar da rağmen demek. Ama arkalarından cümle gelmiyor. Cümle getirmek için ne yapmamız lazım? The fact that yapısını arkalarına getirirsek cümleyle de kullanabiliriz. Since demek. Because, çünkü. Until e kadar. So that de böylelikle demek arkadaşlar. Bağlaçlarla alakalı söyleyeceklerim henüz bitmedi. Birazcık daha devam edeceğiz. Çok kısa bir ara verelim. Ondan sonra bağlaçlarla devam ediyor olacağız. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. See you.